أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين سلطان الأنبياء عليه الصلاة والسلام Efendimizin مبارك روحي için Ulûm-i Şer'iyye'yi, Kur'an-ı Azimuşşan'ı, Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'yi elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vesile olan bil cümle musannifin, muhaddisin, müellifin, kurra, hamele-i Kur'an ve ulema-i amilinin ruhları için üzerimize emeği geçen hocalarımızdan ve hayır sahiplerinden ahirete intikal edenlerin kâffesinin ruhları için her birimizin, bütün geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. Gayrul munsarifi. İrabbi hasebil mahalli sayarken müfred munsarif ve cemi mükesseri munsarifin haleti rafi zamme, haleti nasbi fetha, haleti cerri kesre ile olduğunu söylemiştik. Bir de orada gayrul munsarifi ifadesi geçmişti. Gayri munsarifin haleti rafi zamme ile, haleti nasbi fetha ile, haleti cerri de fetha iledir. Peki o zaman gayri munsarif hangisidir? Gayrimunsarif nedir? İzharda ve bazı kitaplarda gayrimunsarifi tarif ederken cer ve tenvin kabul etmeyendir der. İbn-i Hacib Hazretleri cer ve tenvin kabul etmemeyi gayrimunsarifin hükmü olarak beyan eder. Cer ve tenvin kabul etmemek gayrimunsarifin tarifi değildir. Gayrimunsarifin hükmüdür. Yani bir kelimenin gayrimunsarif olduğunu tanıdıktan sonra, bildikten sonra ne yapmamız lazım? Haleti raf'ini zamme ile, haleti nasbi ile, haleti cerrini fethe ile yapmamız lazım. Tenvinde bulundurmamamız gerekir. Gayrimunsarifi tanımanın sonucu budur, hükmü budur. Hüküm deyince el-eferul muterattibu aleyşşeyi olarak daima bunu görmek lazım. El-eferul muterattibu aleyşey, bir şey üzerine terettüp eden eser, hüküm. Hüküm buna deniyor. Yani gayri munsarif olmasından dolayı üzerine terettüp eden eser nedir? Cer ve tenvin kabul etmemesidir. Bir ismin munsarif olmasından dolayı üzerine terettüp eden eser nedir? Cer ve tenvin kabul etmesidir. Evet, bir ismin muğrab olmasının hükmü nedir? Amillerin değişmesiyle ahirinin lafzan veya takdiren değişmiş olmasıdır gibi. Öyleyse burada gayrimunsarifin tarifini ayrı, hükmünü ayrı beyan etmiş olacak. Peki nedir gayrimunsarifin tarifi? Ma öyle muğrab bir isimdir ki. Ma öyle bir muğrab isimdir ki. Çünkü biz arkadaşlar normalde ma öyle bir isimdir demektir. Nereden bildik isim, kelime diye söylemedik bunu? Çünkü İbn-i Hacib Hazretleri konuları birbirine karıştırmaz. İsim bahsini okuyoruz. Kelimenin genel tarifini yaptıktan sonra, üç kısmı ayırdıktan sonra isimle ilgili açıklamalara başladı. Muğrab mebni diye başladı. O zaman gayr-ı munsarifi de ismin bölümünü anlatırken anlattığına göre ma öyle bir kelimedir demeye gerek yok. Ma öyle bir isimdir diyeceğiz. Çünkü artık biz kelimeden biraz daha özele doğru indik. Çünkü kelime dendiği zaman bunun içerisinde fiil de var, isim de var, harf de var. Oysa biz burada munsarif, gayri munsarif falan okuduğumuz bu irabbe hasebil mahalledeki bölümlerin hepsi isimle alakalıdır. Dolayısıyla gayrul munsarifi, gayri munsarif nedir? Ma öyle muğrab bir isimdir ki efendim fihi onda vardır, illetani iki tane illet vardır. Neden? Min tis'in, 9 tane illetten kendisinde 2 tane illet bulunandır. Ev vahidetun veya bir tane bulunuyor. Neden minha o 9 illetten? Ama öyle bir ki tequmu makamehuma, 2 illet makamına kaim olur. Öyleyse gayri munsarifin tarifi nedir? 9 illetten kendisinde 2 tane veya 2 illet makamına kaim bir illet bulunandır. Demek ki gayrimunsarif illetleri 9 tanedir. Bu 9 tanenin içerisinde 2 tane vardır ki onlar tek başına 2 illet makamına kaimdir.
tek başına iki illet makamına kaimdir. Onların bir tanesi bulunması halinde ikinci bir illet aramadan kelime ne olur? Gayri munsarif olur. مَا فِيهِ عِلَّتَانِ مِنْ تِسْعٍ اَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامِهُمَا. Arkadaşlar, Arapça ibarelerde bazı şeyler böyle oturmuştur. Onları hani birkaç defa tekrarlarım. Ondan sonra sizin kafanıza bunlar yerleşmiş olurlar. Bir daha onlar sizin için yeni bir bilgi olarak kimse size sunmasına gerek yok. Nekere kelimelerden sonra gelen cümleler mutlaka %90 sıfat düşerler. Bir başka özellik yoksa. Marife kelimeden sonra gelen cümleler ise hal düşerler. Dolayısıyla اَوْ وَاحِدَةٌ مِّنْهَا dedi nekere bir kelime. تَقُومُ مَقَامَهُمَا da onun nesi oluyor? Sıfat oluyor. اَوْ وَاحِدَةٌ مِّنْهَا o 9 illetten bir illet. Öyle illet ki o illetin özelliği nedir? تَقُومُ مَقَامَهُمَا iki illet makamına kaim olur. Peki 9 illet nedir? Bir 9 illetten bahsetti tarifin içerisinde. Bu 9 illeti bilmeden tarif bizim için henüz nedir? Meçhuldür, malum olmamıştır. Vehiye bu 9 illet nedir? Adlun ve vasfun ve te'nîsun ve ma'rifeh ve ucmetun sümme cem'un sümme terkîb ve nûnu zâileten min kabliha elif ve veznu fi'lin ve hâzel kavlu takrîb. Arkadaşlar burada 9 illeti kafiyeli, vezinli bir şekilde saymıştır. Dolayısıyla şiirden alıntı yaparak şiirle beraber bu 9 illeti bize saydı. Bu şiirin içerisinde biz 9 illeti göreceğiz. Ondan sonra 9 illetin tafsilatına başlayacak. Şimdi bize 9 illeti sayacak, birer tane de örnek verecek. Ondan sonra başlayacak fel adlu diye fa'i tafsiliyle adli anlatacak. Her birisini teker teker bize anlatacak. Son derste de ifade ettiğim gibi İbn Hacib Hazretleri kafiyesinde gayri munsarif bahsini çok mükemmel bir şekilde işlemiştir. Gayri munsarif bahsini kafiyeden İbn Hacib'ten iyi anlayan arkadaşın gayri munsarifi anlama konusundaki problemini halletmiş demektir, çözmüş demektir. Elbette izhardaki bilgiler de farklı bir boyuttan insana farklı bir bakış açısı kazandırır. Adlun birincisi adildir ve vasfun bir tanesi vasıftır ve te'nisun birisi te'nistir ve marifetun birisi marifedir. Ve ucmetun birisi ucmedir, sümme cem'un sonra cemidir, sümme terkibun sonra terkiptir. Ve nununun zaideten min kabliha elifun ve nununun zaideten zaid olduğu halde min kabliha ondan önce elifun elif vardır. Ve veznu fiilin bir de vezni fiil ve hadel kavlu. Biz burada 9 illeti saydık. Adil 1, vasıf 2, tenis 3, marife 4, ucme 5, cemi 6, terkip 7, elif nümezideten 8, vezni fiil 9. Ve hadel kavlu bu söz yani gayri musarif illetlerini sayarken adlun ve vasfun ve tenisun ve marife ve ucmetun sümme cem'un sümme terkip ve nunu zâileten min kabla elif ve veznu fiilin dedik ya ve hadel kavlu bu söz takribun takriptir. Ne demek takriptir? Yani bu 9 illeti sayarken kafiyeli şekilde, şiirli, şiir şeklinde saymak insanın zihnine ezberlemesini onu yaklaştırmaktır. Ve hadel kavlu bu söz takribun takriptir. Yani ezberlemek isteyen talibin ezberlemesini kolaylaştırıcıdır. Efendim onu anlamasına yaklaştırıcıdır. Ve hadel kavlu takribun anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve hâzel kavlu bu söz takribun, takriptir. Yani talibin ezberlemesine bunu yaklaştırmaktır. Şiirler daha kolay ezberlenirler ve şeyde kalırlar. Zaten dikkatinizi çekmiştir. Adlun ve vasun ve te'nîsun ve ma'rife ve ucmetun sümme cem'un dedi. Ve cem'un demedi. Çünkü oraya ve cem'un deseydi şiirin kafiyesi bozuluyor. Şiirin vezinleri var arkadaşlar. Fa'ilun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, mütefa'ilun, mütefa'ilatun. Şiirin kalıpları vardır. Bu ilme aruzla ilgili bir şeydir. Biz bu ilimle pek hiç meşgul olmamışızdır ama Arap edebiyatında mutlaka ilme aruz diye ne vardır? Bir ilim dalı vardır. Üniversitelerde özellikle okutulur. Şairler şiirinde mutlaka bu kalıplara dikkat ederler. Türkçede bile bu kalıplar söz konusudur.
Şimdi ve ucmetünden sonra sümme cem'un sümme terkibun diye sümme ile gelmiş olması başka bir nükteden dolayı değil. Neden dolayıdır? Kafiyeyi ayarlamaktan dolayıdır. Şimdi ve veznül fiili ve hadel kavlu takribunda ve hadel kavlu takribuna bir mana verdim. Dedim ki bunu bu söz takriptir demek. Yani bunu ezberlemeye yaklaştırmaktır. Peki bunun başka bir anlamı var mıdır? Başka bir anlamı da vardır. Ve hadel kavlu takribuna şöyle bir manada veriliyor. Şimdi vehiye 9 illet nedir? Adlun ve vasfun. Vehiye bu 9 illet nedir? Adlun ve vasfun ve te'nitun ve ma'rifet. Burada şimdi 9 illet adil midir? Vasıf mıdır? Hepsi midir? Yani hepsi olabilir değil mi? Yani adil 9 illet olamaz. Vehiye muktedadır. Adlun haberdir. Peki haberse o zaman vehiye adlun o 9 illet adildir demiş oldum. Burada şöyle bir şey vardır. Adlünden sonra ve vasfun ve te'nitun ve marife var burada. Yani haber üzerine, adlun haberdir, haber üzerine atıf yapılmıştır. Atıf kablel hüküm müdür, atıf ba'del hüküm müdür? Yani önce atıflar yapılıp sonra mı isnadı gerçekleştiriyoruz? Yoksa önce isnadı gerçekleştiriyoruz, sonra mı atfı gerçekleştiriyoruz? Biz burada önce atıfları tamamlayıp, isnadı ondan sonra gerçekleştirmemiz lazım. Yani vehiye 9 illet adildir değil. Adil, vasıf, te'nis, marife, ucme, cemi, terkip, elifin, mezileten, vezni, fiildir. Böyle yaptığımız zaman haber hangisi oluyor? Sadece adlün değil. Hepsinin mecmuu olmuş oluyor. Burayı anlatabildim mi? Vehiye bu 9 illet nedir? Adlün adildir olmaz. Ne olur ya? Atıf ne yapacağız burada arkadaşlar? Atıf kabilel hüküm. Atıf kabilel hüküm yaptığımız zaman o zaman burada haber hangisidir? Sadece adil değil. Matuflarıyla beraber adildir. Arkadaşlar namaz en az kaç rekattır? 2 rekattır. İki rekat olursa bir namaz olur. Bir rekata namaz denmez. Doğru mu? Şimdi kelimeyi gayr munsarif yapan tabiri caizse iki rekat namaz gibi iki illettir. Bir tanesine illet denmez. Yani bir rekata namaz denmez. İki rekat olursa namaz olur. Yani 9 illetten bir tane olsa bir kelimede orada bir illet var sayılmaz. İkincisi geldiği zaman o bir illet de illet olur. Namaz misali bunun çok net anlaşılmasına sebep olur. En az namaz iki rekattır. Bir rekata namaz denir mi? Mecazen denir. Bir rekata namaz denmesi nedir? Mecazdır. Hakiki olarak iki rekat olursa namaz oluyor. Şimdi 9 illetten iki illet bir araya gelip kelime-i gayr-ı munsarif yapacak pozisyon olduğu zaman onlar illettirler. Dolayısıyla adle tek başına illet demek takribidir. Tahkiki değildir. Ve hadel kavlu bunların her birisinin illet olduğunu söylemek takribidir. Ne değildir? Tahkiki değildir. Neden tahkiki değildir, takribidir? Çünkü bir tanesine tek başına ne denmez? İllet denmez. Dense nasıl denir? Mecazen denir. Takribi olarak denir. Tahkiki olarak değil. Çünkü illet iki tane bir araya gelince gayr-ı munsarifi kelimeyi etkiliyorlar, gayr-ı munsarifi yapıyorlar. O zaman her birisi illet oluyor. Ama ne zaman? İkincisi yanında olduğu zaman illet oluyor. Tek başına olana illet demek tahkiki bir ifade değildir. Ya nedir? Takribi bir ifadedir. Yok yok, hepsini kastet. Yani her birine ne demiş oluyor? Vehiye 9 illet nedir? Adlun adildir. Vasfun vasıftır diyor. Yani vasıf tek başına illet midir? Vasfa tek başına illet demek mecazi. Tahkiki değil, takribidir. Ucmeye tek başına illet demek nedir? Takribi bir sözdür, tahkiki bir söz değildir. Neden? Gerekçesini anlattım. Anlaşılmadıysa tekrar anlatabilirim. Bu ikinci şık ve hadel kavlu takribun anlaşıldı mı arkadaşlar? Üçüncü şıkka geçiyorum. Ve hadel kavlu takribun bazıları gayr-ı musarif illeti birdir demişler. Bazıları gayr-ı musarif illeti ikidir demişler.
Affedersiniz. Bazıları gayri musarrafi illeti 2'dir demişler. Bazıları 9'dur demişler. Bazıları 11'dir demişler. Yani gayri musarrafi illetini sayanlar bir kısmı 2'dir diye saymış, bir kısmı 9'dur diye saymış, bir kısmı da 11'dir diye saymış. Diyor ki ve hadel kavlu bizim hani onların 9 olduğunu söylememiz takribun doğruya en yakın olanıdır. Takribun leha ile sabah. Hani hayrul umuri ortağı şu amit. Hayrul umuri evsatuha. Şimdi üçüncü manada böyle bir manadır arkadaşlar. Ve hadel kavlu takribun, bu söz takribidir. Yani zihne ezberlemeye daha kolaylaştırıcı, daha yaklaştırıcıdır. Şiir şeklinde olduğundan dolayı, manzum olduğundan dolayı. Veya aslında ikisi bir araya gelince illet olurlar. Tek başına birisine illet denmez. Namaz misalini vermiştik. Bir tanesine adli illettir demek, vasfa illettir demek, ucmeye, teenise illettir demek tahkiki bir ifade değildir. Takribi bir ifadedir. Tahkiki olabilmesi için yanında ikincisi de olmalı ki ona illet denir. İkinci izah şekli de böyledir. Üçüncüsü gayr-ı musarif illetleriyle ilgili 2'dir diyen, 9'dur diyen, 11'dir diyen vardır. Bu 9 görüşü takribun doğruya en yakın ifadedir demiş oluyor. Burada arkadaşlar dersimizde ve veznül fiili ve şiirin içerisinde ve nunu zaideten min kabliha elifun. Ve nununun ne olduğu halde zaideten, zait olduğu halde min kabliha ondan önce elifun. Ne demek şimdi bu? Ne demek? Yani şu demek midir? Ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce zait olduğu halde ne elifun? Elif zait olduğu halde demek midir? Yoksa ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce de vardır ne elifun? Elif vardır. Nun zait olacak, ondan önce de elif olacak. Bu mana mıdır? Yani bu elifun kelimesi zaidetenin faili midir? Zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce elifun demek midir? Yoksa min kabliha'nın faili midir? Min kabliha ondan önce elifun elif vardır deyip zarfın faili olabilir değil mi arkadaşlar? Veyahut da bir üçüncü ihtimal vardır bu son şekilde. Elifun muakhar mübtedadır. Min kabliha da onun haberidir. Şurası bir cümlede olabilir. Min kabliha ondan önce vardır elifun elif. Yani fiddari zeydünde fiddari zeydünde zeydün fiddarinin faili olabilir. Değil mi? Veyahut da fiddari zeydünde zeydün muakhar mübteda fiddari mukaddem haber olabilir. Şimdi bu verdiğimiz şıklarda yani zaidetenin faili olduğu zaman mana nedir? Min kablihanın efendim faili olduğu zaman veya elifun muakhar mübteda min kabliha haber olduğu zaman manada fark var mıdır? Görelim. Ve nununun gayr-ı musarif illetlerindendir. İmrane gibileri kastediyor. Doğru mu? Zaideten zait olduğu halde min kabliha onundan önce zait olduğu halde ne? Elifun elif zait olduğu halde. Yazdık. İmran. Buradaki nunu anlatıyor. Diyor ki ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce elifun elif. Elif zait olduğu halde. Doğrudur, bu elif zaittir. Ama sadece elif zait değil, nun da zaittir. Bu ibaret doğru ama burada elifin zait olduğu anlaşılıyor. Neyin zait olduğu anlaşılmıyor? Nunun zait olduğu anlaşılmıyor. O zaman ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce zait olduğu halde min kabliha'yı ne yapıyoruz? Zaidetene talik ettiriyoruz. Onun mef'ulü bih gayri sarih oluyor. Ne zait olduğu halde? Elifun elif zait olduğu halde dersek İmrane'deki elifin zait olduğunu anlarız. Efendim, fakat nunun zait olduğu burada anlaşılmaz. İkinci ihtimale geçiyoruz. Ve nununun zaideten zait olduğu halde, nun zaittir dedik. Faili bunun altındaki hiye nuna gidiyor. Ve nununun zaideten zait olduğu halde, min kabliha ondan önce vardır. Ne vardır? Elifun elif vardır. Min kabliha ondan önce vardır. Elifun elif vardır. Şimdi böyle dediğimiz zaman efendim
Veya min kabliye haber yaptım. Elif'unu mübteda yaptım. Çok fark etmiyor. Min kabliye elif'unu isterseniz zarf ve fail yapın. İsterseniz de ne yapın? Muahhar mübteda mukaddem haber yapın. Böyle yaptığımız zaman ve nunu zaideten min kabliha elifunu, elifi zaidetene fail olmaktan çıkardığımız zaman min kablihaya mübteda veya min kablihaya fail yaptığımız zaman, o zaman efendim nunun zaid olduğu anlaşılıyor. Peki elifin zaid olduğu anlaşılıyor mu? Bakalım şimdi. Ve nununun zaideten zaid olduğu halde min kab nun zait olduğu halde min kabliha ondan önce de elifun elif. Şimdi burada elifin ondan öncesi önceliğinden maksat elifin ondan önceliğinden maksat yani nun zaittir ama ondan önce de elif zait olmuştur. Ondan önce de gelmiş elif gelmiş zait olarak gelmiş. Bunu arkadaşlar şöyle bir başka örnekle anlatacağım size. Şimdi diyor ki elifi zaidetenin faali yapsak. Elifi zaidetenin faali yapsak. Ne desek? Ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce ne zait olduğu halde? Elifun elif zait olduğu halde. Ha burada evet. Cümleye dikkat edin arkadaşlar. Ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha onundan önce elifun elif zait olduğu halde. Ne anlaşılıyor buradan? Yani nun da zait ama elif de ondan önce zait olduğu anlaşılıyor. Yani burada elifunu zaidetenin faali yaptığımız zaman nasıl bir mana çıkar burada? Ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha nundan önce zait olduğu halde elifun elif zait olduğu halde. Ne anlaşılıyor burada? Her ikisi zait ama önce elif zait olduğu anlaşılıyor. Doğru mu? Önce elif zait. Tekrar edeyim. Bir önceki takrir eksik kaldı tabi. Ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce elifun elif zait olduğu halde. Ondan önce elif zait. Ne demek? O da zait ama ondan önce elif zait. Bu ifadede elifin de ziyadeliği anlaşılır. Nunun da ziyadeliği anlaşılır. Sadece elifin ziyadeliği nunun ziyadeliğinden daha önce olduğunu ifade eder bu. Peki öbür türlü yapsak ve nununun zaideten zait olduğu halde nun zait olduğu halde. Min kabliha elifun ondan önce elif vardır desek. O zaman ondan önce elifun olduğu anlaşılır ama ne olduğu anlaşılmaz. Elifin ziyadeliği anlaşılmaz. Öyleyse bizim burada ven nunu zaideten min kabliha elifuna vereceğimiz doğru mana nedir? Ven nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce ne zait olduğu halde? Elifun, elif zait olduğu halde dememiz gerekiyor. Yani min kablihayı efendim nereye bağlayacağız? Min nereye taalluk edecek? Zaidetene taalluk edecek. Doğru mu? Yani zaideten min kabliha. Ondan önce zaid olduğu halde ne? Elif'un da fail olmuş olacak. Böyle dediğimiz zaman hem elif'in hem de nun'un zaid olduğu anlaşılır. Arkadaşlar bu illete elif nun mezideten denir. Elif nun mezideten. Ne demek elif nun mezideten? Elif de zaid, nun da zaid. Onun için bu ibarede öyle bir terkibi tercih etmemiz lazım ki her ikisinin ziyadeliği anlaşılmalıdır. Eğer biz mini ziyadeye bağlayıp bunu zarf-ı lagiv yaparsak, doğru mu? Bunu zaidetine bağlarsak burası zarf-ı lagiv olur değil mi? Mutallak zikredilmiş olduğu iş. Yani zarf-ı müstakar olmaz. Efendim, o zaman diyoruz ki ondan önce zaittir. Ne? Elif ondan önce zaittir. Ne demek o zaman? Ondan önce elif zaittir, o da eliften sonra zaittir. İkisinin de ziyadeliği anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Anlaşılması gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman şu mana tercih edilmez. Ve nununun zaideten nun zait olduğu halde min kabliha ondan önce de vardır, elifun elif vardır manası tercih edilmez. Şimdi buna örnek olarak arkadaşlar şöyle bir şey veriliyor. Ca'e Zeydun rakiben min kablihi ehuhu. Ca'e Zeydun, Zeyd geldi. Rakiben, rakip olduğu halde geldi. Ca'e Zeydun, Zeyd geldi. Rakiben, rakip olduğu halde. Min kablihi, ondan önce de rakip olarak ehuhu kardeşi geldi. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Hem Zeyd hem de
kardeşi rakip olarak geldiği anlaşılıyor. Kardeşinin gelişi Zeyd'in gelişinden önce. Câe min kablihi. Câe Zeydun rakiben min kablihi ehuhu. Yani Zeyd rakip olarak geldi ama ondan önce de rakip olarak kardeşi geldi. Şimdi burada her ikisi geldi. Ama kardeşinin gelişi öbüründen öncedir. Burada da her ikisi zaittir ama Elif'in ziyadeliği daha öncedir anlaşılır. Bu şiirin içerisinde yani gayr-ı musarrif illetini anlatan bu şiirin içerisinde iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Diğerleri taadattır. Adil vasıf tenis sayıyor. Ve nunu zaideten min kabliha elifun de elifi faal mi yapacağız? Zaidetene faal mi yapacağız? Min kabliha zarf-ı lağv mi yapacağız? Yoksa zarf-ı mustakar yapıp elifun min kabliha bir cümle mi yapmış olacağız? Her ikisinin arasındaki farkı görmek lazım. Bir de ve hadel kavlu takribunden neyi kastettiğini doğru anlamak gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar 9 illeti saydıktan sonra bunlara örnek veriyor. Her birisine birer örnek veriyor sırayla. Mislu Umar'a. Arkadaşlar birincisi adildi. Adlin misali nedir? Umar. Umar amirunden udul etmiştir. Açıklaması ileride. Bu sadece örnektir arkadaşlar. Umar amirunden udul etmiştir. Ve ahmara. Ahmara gibi. Ve hiye adlun ve vasfun. Ahmara ne demektir? Kırmızı olan bir varlıktır. Kırmızı kağıt, kırmızı insan, kırmızı kar. Hani bazıları der ya kırmızı kar yağdığı zaman seni evlendireceğim. Efendim kırmızı ehmer zâtun febete lehul humra demektir. Yani şey'un febete lehul humra. Yani ehmer nedir? Bir vasıftır. Gayr-ı musariftir. Ve talhatu, talha. Şimdi ve hiye adlun ve vasfun ve te'nis. Te'nise neyi misal verdi arkadaşlar? Talha'yı misal verdi. Yani rastgele bir misal vermiyor. Aslında Talha erkek ismidir. Ha burada erkeğin ismi olması önemli değil. Önemli olan Talha'da tenis alameti var mı? Yok. Talha'da tenis alameti var. Dolayısıyla lafız itibariyle müennestir. Ve Talhatu ca'ani Talhatu ra'aytu Talhata ve maratu bi Talhata olur. وَهِيَ عَدْلٌ وَوَصٌ وَتَعْنِيثٌ وَمَعْرِفَةٌ وَزَيْنَبْ. Bakın arkadaşlar Zeynep'im tenise misal vermedi. Nereye misal verdi? Marifeye misal verdi. Özel isimdir. Özel isim olduğu için gayr-ı musarif. Elbette bunların arkadaşlar her birisinin mesela Ömer'in yanında gayr-ı musarif olması için adillik yetmez. Alemiyet var. Ahmer'in yanında vasıflık gayr-ı musarif illeti olarak yetmez. Vezni fiil var. Talha'nın yanında müenneslik gayrimusarif illeti olarak yetmez. İki tane olacaktı. Ne vardır yanında? Alemiyet var. Zeynep alemiyettir. Yetmez tek başına. Yanında teenis vardır. Sonra ve ucmetün dedi. Marife burada arkadaşlar marifeden maksadı alemiyettir. Niye alemiyet demedi de marife dedi? Onu daha sonra yeri geldiğinde konuşacağız. Yani gayrimusarif illetlerden birisi aslında marife değil arkadaşlar. Birisi alemiyettir. Ama bunu taadat ederken marife olarak söylemiştir. Bunun bir gerekçesi var mı? Var. O gerekçeyi nerede anlatacağız? Daha sonra anlatacağız. Yani geri geldiğince anlatacağız onu. Ve İbrahim'e, İbrahim'e gibi. Neyin misalidir bu arkadaşlar? Ucbenin misalidir. İbranicedir. Ve mesacide, ceminin misalidir. Ve ma'di keribe, terkibin misalidir. Ve İmrane, elif nun mezidetanın misalidir. Ve Ahmed'e, vezni fiilin misalidir. 9 illetten her birisine birer misal verdi. Aslında bir misal iki tane de misal olabilecek nitelikte olduğu halde üşenmedi. Burada her birisine birer misal vermiş oldu. Şimdi gayr-ı musarifin tarifini yaptı, illetlerini saydı. Diyor ki ve hukmuhu tanıdık gayr-ı musarifi. 9 tane illetten 2 illet veya 2 illet makamına kaim bir illet bulunandır. Ve hukmuhu gayr-ı musarifin hükmü nedir? Yani el eserul muterattibu aleyhi, gayr-ı musarif olduğundan dolayı üzerine terettüp eden eser nedir? En la kesrate ve la tenvin. Onda kesre ve tenvin olmaz. Kesre ve tenvini kabul etmez. Arkadaşlar fiil, fiilde iki tane fer'iyet vardır. Şimdi ben size neden gayr-ı musarif olan kelime cer ve tenvin kabul etmez?
Veyahut da kesre ve tenvin kabul etmez. Kesre ve tenvin kabul etmez. Onu anlatacağım. Şimdi gayr-ı munsarif olan kelimede iki tane illet olunca iki tane fer'iyet var demektir. Fiilde de iki fer'iyet olduğundan dolayı kendisinde iki illet bulunan isim de fiile benzemiş oluyor. Fiile benzemiş oluyor. Fiile benzeyince o zaman fiil diyor ki madem sen bana benzedin hani fiil muzari, isim faali, fiil muzariye benzeyince alışveriş oluyor mu da aralarında? Birisi öbüründen amillik alıyordu, öbürü de öbüründen mamullik alıyordu. Şimdi bir isimde iki tane illet bulununca iki tane fer'iyet oluyor. İki tane fer'iyet olunca fiile benziyor. Fiil diyor ki bak sen bana benzedin ya. Bende olmayıp sende olan bir şeyi kabul etmem bak. Bende cer var mı? Yok. Temi var mı? Yok. Sende de görmeyeceğim bak. Madem aramızda böyle bir benzerlik var, sen de sakın ha kesreyi görmeyeyim, tenvini görmeyeyim. Kesre ve tenvin ismin özelliklerindendir. Fiilde olmaz. Doğru mu? Cezim de fiilin özelliklerindendir. Dolayısıyla ey isim sen ki iki fer'iyetle bana benzedin. Bana benzeyince bir kardeşlik oldu. Kardeşlik hukuku olarak ben de olmayıp sende olan, sana özel olan, isme özel olan kesre ve tenvin var ya sende görmeyeceğim. Arkadaşlığımızı bozarsın. Şimdi fiildeki iki fer'iyet nedir arkadaşlar? Bir fiil faile muhtaçtır. Her fiil nedir? Faile muhtaçtır. İki, her fiil mastardan muştaktır. Şimdi fiilde iki tane fer'iyet var. İki fer'iyet nedir? Bir, her fiil mutlaka faile muhtaçtır. Failsiz fiil olabilir mi? Olamaz. İki, her fiil mastardan muştaktır. Tamam. Her fiil mastardan muştaktır. Peki, gelelim gayrimusarif illetlerine. Gayrimusarifte de her gayrimusarifte iki tane illet olacak mı? Her illette de bir fer'iyet vardır. İki tane illet olunca iki tane fer'iyet olmuş oluyor. Mesela arkadaşlar, fer'iyet ne demektir? Fer dal demektir. Her dalın nesi var? Bir aslı var demektir. O dalın bağlı olduğu bir kök vardır. Nasıl ki Nasara Nasr'dan alınmış ise Ömer de Amirun'dan nadül etmiştir. Her adilde bir madulun anh vardır. Yani her adil olan isim bir asıldan udul etmiştir. Ömer nereden udul etmiş? Amirun'dan. Onun madulun anhi, onun aslı Ömer feri'dir. Onun aslı nedir? Amirun'dur. Züfer madüldür, adildir. Zafirun madulun ahdir. Demek ki Ömer Amirun'un feri'dir. Züfer de Zafirun'un feri'dir. Sülâte diyecek, adilde misal verecek sülâte. Sülâte, selâtetun selâtetünden udul etmiştir. Adil neyin feri'dir? Madulun anhin feri'dir. Vasıf mevsufun feri'dir. Mesela kırmızılık, kırmızı olan kişide olur. Kırmızı olan eşyada olur. Demek ki vasıf kendi kendine ayakta durmaz. Vasıf ne ile ayakta durur? Mevsuf ile ayakta durur. O zaman vasıf nedir? Mevsufun fer'idir. Anlaştık? Te'nis. Te'nis müenneslik demektir. Te'nis neyin fer'i olabilir arkadaşlar? Önce nasirun dersin, sonra nasiratun dersin. Doğru mu? Yani müennes yapmak için elif-i meksure getirirsin, elif-i memdude getirirsin, veya ne getirirsin, tayteynis getirirsin. Asıl olan müzekkerdir. Müennes yapmak için bir alamete ihtiyaç var. Nasırun nasıratünde olduğu gibi, daribun daribetünde olduğu gibi. O zaman diyoruz ki vasıf neyin fer'idir? Mevsufun fer'idir. Te'nise geçtik. Te'nis neyin fer'idir? Tezkirin fer'idir. Te'nis neyin fer'idir arkadaşlar? Tezkirin fer'idir. Tezkir müzekker demek. Adil, vasıf, te'nis, marife. Marife neyin fer'idir arkadaşlar? Marife de tenkirin fer'idir. Çünkü önce racülün diyorsun, sonra er-racülü diyorsun. Önce kalemun diyorsun, sonra el-kalemu diyorsun. Marife yapabilmek için ne yapıyorsun? Eliflam getiriyorsun. O zaman tenkir asıldır, tarif fer'idir. Tarif neyin fer'idir arkadaşlar? Tenkirin fer'idir.
Ha şimdi doğdu mesela arkadaşlar. Burada niye marife dedi de alemiyet demedi? Alemiyet deseydi fer'iliği anlatamayacaktı. Alem neyin fer'idir? Onun alttan çıkamayacaktı. Marife deyince marife nedir? Nekirenin fer'idir. Yani biz gayrimusarrif illetlerini sayarken marife demeyeceğiz. Burada iki illet vardır, birisi marifedir demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Alemiyet diyeceğiz. Ama dokuz illeti sayarken marife dedi, alemiyet demedi. Niçin alemiyet dedi? Demedi de marife dedi. Çünkü dokuz illetin her birisinde bir fer'iyet olduğunu ifade etmek istiyor. Fer'iyeti anlatırken alemiyetin fer'ini anlatamazdı. Neyi anlatabilir ancak? Marifenin fer'i olduğunu anlatabilir. Çünkü tarif neyin fer'idir? Tenkirin fer'idir. Yani tenkir asıldır, tarif nedir? Onun fer'idir. Bu da anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. Şöyle canım. O vasıf nasıl mevzufun fer'i olduğunu anlamadım. Vasıf kendisi ayakta duramaz. Mutlaka mevsuf ayakta durur. O ona muhtaçtır. Vasıf mevsufun fer'idir. Nasıl ki fail, fiil faile muhtaç ya, vasıf da mevsufa muhtaçtır. Peki arkadaşlar, hemen şöyle hızlandırayım. Adil, vasıf, tenis, marife, ucme. Ucme ne demektir arkadaşlar? Yabancı dildeki bir şeyin Arapçada olması. Her dilde, Arapçada esas olan Arapça olmasıdır. Ucme nedir? Ucmenin aslı Arabidir. Eğer Arapça olarak olaya bakıyorsak, asıl olan Arabidir. Ucme onun nesidir? Fer'idir. Bunu anlamakta sıkıntı var mı? Yok. Ucmeden sonra ne geliyordu? Cemi geliyordu. Arkadaşlar cemi neyin fer'idir? Müfredin fer'idir. Peki ondan sonra terkip geliyor. Cemi'yi anlatırken diyorlar ki vahidin fer'idir. Ya vahid diyorlar. Niçin vahid diyorlar? Aslında sizin söylediğiniz doğru. Müfredin fer'idir. Terkip de ifradın fer'idir. Terkip nedir? Madi kelime. İki tane kelimeden mürekkeptir. Asıl olan iki kelime değil ki. Ali, ulvi. Asıl olan biridir. Ulvi iki tanesi birleştirildi. O zaman asıl olan hangisidir? Mürekkep olması değildir. Asıl olan çünkü mürekkep olmak için birinin yanına öbürünü getiriyorsun, yapıyorsun ama ifrat öyle değildir. O zaman biz şöyle diyelim. Cemi müfredin fer'idir. Terkip ifradın fer'idir. Terkip neyin fer'idir? İfradın fer'idir diyelim. Başka? Nereye geldik? وَنُّنُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلَهَا elif. Elif nun mezideten mazidete aleyhin fer'idir. Mazidete aleyhin. Yani imrane imr kelimesinin fer'idir. Yani bu olmasaydı elif nun nereye bitişecekti? İmrane nereye bitişti? İmr kelimesine bitişti. Onun nesi oluyor? Aslı olmuş oluyor. Peki ondan sonra ne geldi? Vezni fiildi. Değil mi? İsimlerde asıl olan, şimdi üç tane vezin var arkadaşlar. Bir isim vezni, bir fiil vezni, bir de müşterek vezin. İsim vezni hiç fiillerde bulunmaz. Fiil vezni isimlerde bulunmaz. Bir de müşterek hem fiilde hem isimde bulunabilir. Mesela diyelim ki Zeynep. Zeynep vezninde fiil bulabilir misiniz? Zeynep'u. Efendim. Veya şey yapalım. Hiç ihtilafsız bir şey yapalım. Kimsenin ihtilaf edemeyeceği bir şey yapalım. Bir isim söyleyelim. Akrab diyelim. Ya gene Zeynep'le akrab arasında fark yoktur. Şimdi akrab vezni isme has bir vezin olabilir. Fiilde o vezin yoksa. Ama diyelim ki Yansur'u. O da isim de yok. O vezni fiil olmuş oluyor. Fakat bir vezin hem isimde hem fiilde bulunabiliyorsa ona müşterek vezin deniyor. Mesela efendim istahrace diyelim. İstahrace vezninde bir isim bulamazsınız. Kesinlikle bu nedir? Fiil veznidir. Peki nesara fiil vezni mi? İsim vezni mi? Müşterek bir vezin mi? Fiil vezni diyemezsiniz. Bu müşterek bir vezindir. Mesela kalem, nasar aynı vezindedirler. Doğru mu? Son hareke önemli değil burada. Tamam. Vezni fiil demek fiile mahsus bir vezin demektir. Fiile mahsus vezin fiilde olur. Eğer isimde oluyorsa o zaman vezni fiil neyin fer'i olmuş olur? Vezni ismin fer'i olmuş. Yani isimde asıl olan nedir? İsim vezni olmasıdır. Fiil vezni olmasa onun fer'i olmuş olur. Böylece ne oldu arkadaşlar? Dokuz illetin her birisinde birer fer'iyet vardır. Fiilde de iki fer'iyet vardır. Gayrimusarrif'te iki tane illet bulununca iki tane fer'iyet olmuş oluyor. İki fer'iyet de neye benzemiş oluyor?
Fiile benzemiş oluyor. Fiile benzeyince fiil ona diyor ki bak ben de olmayıp sana has olan hareket şey görmeyeceğim. Sende olup bende olmayan ne var? Bir kesre var. Bir de ne var? Temyin var. Bak sakın ha sende kesre görmeyeceğim. Sende temyin görmeyeceğim diyor. Dolayısıyla gayr-ı munsarif isme has olan kesre ve tenvini kabul etmiyor. Neden dolayı? Kendisinde bulunan iki illet sebebiyle iki fer'iyet oluyor. İki fer'iyet noktasında fiile benziyor. Bu müşabihetten dolayı bu sonuç doğmuş oluyor. Arkadaşlar ve yecuzu sarfuhu diyor. Ve yecuzu caizdir. Caiz olur. Sarfuhu gayr-ı munsarifi sarf etmek. Munsarif hükmünde yapmak. Munsarif yapmak değil de munsarif hükmünde yapmak caizdir. Neden dolayı? Lidzarureti, şiir zaruretinden dolayı. Ev littenasubi veya tenasüpten dolayı. Evet. Şimdi burada çok zor bir şey söylemiyor arkadaşlar. Sadece ben biraz zorlaştıracağım beceriksizliğim sebebiyle. Evvela söylemek istediği şudur. Şiir zarureti varsa bir yerde, temin kabul etmezken temin kabul eder hali gelir. Çünkü şiirde kafiye önemlidir arkadaşlar. Vezin önemlidir. Fiilin veznini şiirin veznini koruyabilmek için oynama yapılabiliyor. Eğer orada temin gerekiyorsa temin, kesre gerekiyorsa kesre yapılabiliyor. Neden dolayı? Şiirin kafiyesini, veznini koruyabilmek için. O zaman şiir zaruretinden dolayı gayr-ı munsarif olan bir kelime munsarif hükmünde olur. Ne demek munsarif hükmünde oluyor? Kesre ise kesre, tenvin ise tenvine ihtiyacı varsa bunlar ona veriliyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? Munsarif hükmünde olmuş oluyor. Doğru mu? Munsarif hükmünde oluyor. Ona munsarif diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü hala o gayr-ı munsariftir. Niye gayr-ı munsariftir? Çünkü gayr-ı munsarifin tarifi var. İki illet var onda. Şiir zarurete gelince iki illet kalkıyor mu ortadan? Kalkmıyor. O zaman hala gayr-ı munsariftir o. Ama munsarif hükmündedir. Ve yecuzu sarfuhu munsarif hükmünde olması caizdir dedim. Ondan dolayı söyledim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şiir zaruretinden dolayı iki illet kendisinden gidiyor mu? Gitmiyor. Gitmiyorsa hala o nedir? Gayr-ı munsariftir. Ama değişen nedir o? Şiir zarureti onu kabul etmediği kesreyi veya kabul etmediği temini kabul eder hale getiriyor. O zaman munsarif hükmünde olmuş oluyor. Bunun misali Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anha aleyhissalatü vesselam Efendimizin ölümündeki bir mersiyesinde subbet aleyye mesaibun lev enneha subbet alel eyyami sırne leyaliya demiş. Subbet aleyye mesaibun bana öyle musibetler üzerime döküldü ki lev enneha onlar subbet alel eyyami günlerin gündüzlerin üzerine dökülseydi sırne leyaliya onlar gecelere dönüşürdü. Şimdi arkadaşlar subbet aleyye mesaibun eğer biz burasını mesaibu deseydik tenvinsiz yapsaydık şiirin vezni bozuluyor. Şiirin vezni bozuluyor. Dolayısıyla şiir zarureti burada mesaib kelimesinde tenvinin olmasını gerektiriyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi şiir vezinleri aruz, ilmi aruzla ilgili bizim çalışmalarımız yoktur. Sadece kitaplarda buradaki kafiye bozuluyor, şiir vezni bozuluyor. Şiir vezni bozulduğundan dolayı eğer gayr-ı munsarif yapılırsa ne yapılmıştır? Munsarif hükmünde yapılmış. Subbet aleyye mesaibun denmiştir. Halbuki kural gereği ne olacaktı? Mesaibu olacaktı. Peki burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu misal. Bir de Hazreti İmam-ı Azam Hazretleri ile ilgili اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا اِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ اَعِدْ tekrar tekrar anlat bize ذِكْرَ نُعْمَانٍ Numan İbn-i Sabit'in zikrini, güzelliklerini anlat tekrar tekrar. اِنَّ ذِكْرَهُ çünkü onun güzelliklerinden bahis هُوَ الْمِسْكُ miskin ta kendisidir. مَا كَرَّرْتَهُ onu tekrarladığın sürece يَتَضَوَّعُ güzel koku etrafa yayar. Şimdi burada da اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانَ diyecekti. Nu'man elif mümezzileten var. Fakat nu'manin demiştir. Çünkü burada ne vardır arkadaşlar? Şiir zarureti var diyoruz. Peki başka misallerde verilebilir. اَوْلِ التَّنَاسُبِ şiir zaruretinden dolayı gayr-ı munsarif, munsarif hükmünde olur bir. اَوْلِ التَّنَاسُبِ veya tenasüpten dolayı. Ne demek arkadaşlar tenasüpten dolayı? مِثْلُ سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا da olduğu gibi.
Şimdi arkadaşlar selasile mesacide vezne gayrı musarif yapar kelimeyi. Dolayısıyla selasile cebi olması münasebetiyle bunda iki illet makamına kaimdir. Normal kelime gayrı musariftir. Ancak selasilehum ve aglala denmiştir. Selasil kelimesinden sonra gelen aglal kelimesi munsarif olunca selasil kelimesi onunla uyum sağlasın diye selasilehum ve aglala denmiştir. Selasil kelimesi gayrı musarif olduğu halde burada munsarif hükmünde olmuştur. Neden dolayı? Aglalenden dolayı. Tenasüp bazen kendisine bitişik olan kelimenin hatırı için olur. Burasını arkadaşlar not edin. Tenasüp bazen kendisine bitişik olan kelimenin hatırı için olur. Ne gibi? Selasilen ve aglalada olduğu gibi. Bazen fevasile riayetten dolayı olur. Bazen fevasile riayetten dolayı olur. İfademi anlaşıldı mı arkadaşlar? Tenasüp iki türlüdür. Bir, kendisine bitişik olan kelimeye riayetten dolayı yapılır. Selasilen ve aglalen de olduğu gibi. Selasilen için munsarif hükmünde olmuştur. Aglalenden sonra. Bir de fasılalara riayetten dolayı olur. Fasıla deyince aklınıza ne geliyor? Ayet sonlarına fasıla denir. Fevasıl denir. Ayetin sonu mu, ayetin başı mı? Arkadaşlar, fevasıl ayetlerin başıdır, sonu değildir. Ru'usul ay deniyor. Tabi bizim anladığımız şekilde değil. Onlar şöyle düşünüyorlar. Ru'usul ay fevasıl, ru'usul ay diye söylüyorlar. Şimdi başlıyorsun böyle ayeti okumaya, bitiriyorsun. Üst tarafta hangisi kalıyor? En son kelime onun için ru'usul ay deniyor buna. Anlatabildim mi? Fevasıl. Hani biz ayet sonları diyoruz, bizim anladığımız şekilde ayet sonu diyoruz. Fevasıl aslında ru'usul ay. Ayet başları. Ayet başı bize göre vel mursalati, orası ayet başı oluyor. Ama ilmi olarak ru'usul ay vel mursalati değil. Veya innellezine keferu değil. Hangisidir ru'us? Ra'usul ay, ayetin sonudur. Şimdi kavarira kelimesini İnsan suresine baktığımız zaman kânet kavarira. Şimdi kavarira normalde gayrı musarif olması lazım. Mesabihe veznindedir. Ama kavarira temin geldi. Çünkü fasılalarda ne var? Tedlile, kavarira, tekdira, zencebile, selsebile. Tamam. Fasılalara riayet için burada ne olmuştur kavarir? Ha, tenasüp kelimesini o zaman iki türlü izah ediyoruz. Biz bir, kendisine bitişen gayri munsarif bir kelimeye münasebetinden dolayı munsarif hükmünde olur. İki, fasılalara riayetten dolayı ne olabilir? Munsarif hükmünde olabilir. Peki arkadaşlar, şimdi bir soru. Selasilen ve eglalede, burada yani tenasüpten dolayı gayri munsarifin munsarif hükmünde olması vacip midir, caiz midir? Caizdir. Yani selasile ve eglala okuyan da vardır. Kavarira'da kavarira okuyan da vardır. Demek ki tenasüpten dolayı gayri munsarifin munsarif hükmünde olması vacip değil, caizdir. Peki şiir zaruretinden dolayı gayri munsarifin munsarif hükmünde olması vacip mi, caiz mi? Vaciptir. Halbuki musannif ve yecuzu sarfuhu dedi. Ve yecuzu sarfuhu li zarurati şi'ri ev li tenasubi dedi. Burası nasıl izah edeceğiz? Burada bir problem gözüküyor mu? Gözüküyor. Arkadaşlar burasını izah ederek bırakıyorum. Şimdi eşya üç kısımdır. Bir, vacip. İki, caiz, mümkün. Üç, mumteni'. Vacip olan Allah-u Teala'nın zatıdır. Vacibul vücud. Doğru mu? Mumteni, şeriki bari. Yabancı bir şey var mı? Allah-u Teala'nın dışındaki bütün varlıklar da mümkündür. Doğru mu? Vacip, mümkün bir adı da caizdir. Doğru mu? Vacip, caiz yani mümkün. Bir de mumteni. Arkadaşlar, mümkün, vacibin karşılığı kullanıldığı zaman manası başkadır.
mumteni'in karşılığı olarak kullanıldığı zaman manası başkadır. Yani bir şey için, ya kardeşim bu vacip midir, yoksa caiz midir, mümkün müdür derlerse, bu mümkündür, caizdir dendiği zaman müsavi tarafeyn olsa da olur, olmasa da olur. Varlığı da yokluğu da müsavi demektir. Müsavi tarafeyn manasında olur. Olsa da olur, olmaz. Bizim bildiğimiz caiz işte o yani. Eğer vacibin karşılığı dersek, vacip ne demek? Mutlak olmalı. Caiz, hayır, mutlak olması gerekmez. Olsa da olur, olmasa da olur. Mümkün vacibin karşılığı olduğu zaman müsavi tarafeyn olur. Ama mesela bu caiz midir, mumteni' midir? Şimdi ne yaptık biz caizi? Mümkün neyin karşılığına koyduk? Mumteni'nin karşılığına koyduk. Bu mumteni' midir, caiz midir? Mumteni' midir, caiz midir sorusunun cevabı eğer caizdir veya mümkündür dersek, bu müsavi tarafın olsa da olur, olmasa da olur anlamında değil. Yani mumteni' değildir. Yani mumteni' değildir. Nasıl ki şeriki bari mumteni'dir? Hayır, bu o kısımdan değildir. O kısımdan değildir. Hangi kısımdandır? Vacip, caiz. Bunu ikisine de şamildir burada. Mesela ben bu dersi anlatırken şöyle bir örnek veririm. Derim ki adamla tartışıyorsun. Adam dehriyeci. Adam materyalist. Paradan başka bir şey bilmiyor. Diyor ki bu asırda herkesin paranın peşine koştuğu bir dönemde abdest alıp namaz kılmak caiz midir? Caizdir diyorsun. Burada caizdir demek, müsavi tarafın olsa da olur, olmasa da olur anlamında mıdır? Yani sen muhal gördüğün şey, hayır muhal değildir. Olmaz dediğin şey, hayır olmaz değildir. Anlamındadır. Burada biz neyi nefy ediyoruz? İmtina'ını nefy ediyoruz. Halbuki burada hani caizdir dediğimiz zaman biz kılsa da olur, kılmasa da olur anlamında değil. Sen olmaz diyorsun ya, hayır olmaz tarafını kabul etmiyoruz. Olur. Olur olduktan sonra da vacip mi, caiz mi? Vaciptir kardeşim. Herhalde anlaşıldı değil mi? Ve yecuzu sarfuhu, sarfı caizdir. Demek arkadaşlar, yani la yemteni'u, mumteni'i değildir. Manasındadır bu. Yani munsarif olması mumteni'i değildir. Ve yecuzu sarfuhu, munsarif olması caizdir. Yani munsarif olması mumteni'i değildir. Niye böyle yaptık onu? Çünkü bu manayı verdiğimiz zaman şiir zaruretinden dolayı vacip olacak. Tenasüpten dolayı caiz olacak. Her ikisini de içerisine almış olacak. Özetle söylemek icap ederse, biz mümkün ve caizi vacibin karşılığı olarak kullandığımız zaman müsavi tarafın olsa da olur, olmasa da olur kullandığımız caiz kelimesi karşımıza çıkar. Vacibi, mümkünü, caizi biz mumteni'in karşılığı olarak kullandığımız zaman olabilir mi, olamaz mı? Hayır, olabilir demektir. Olabilir olduktan sonra olması caiz mi, vacip mi kısımları ikisine de şamil olmuş olur. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet, dersi burada noktalıyoruz.